Herkese selamlar. Piyasaları ve ekonomideki gelişmeleri yorumlayacağız. Bugün yine karışık ve negatif bir seyir var. Dün İsrail'in yaptığı bu insanlık dışı saldırıdan sonra piyasalar tabii ki yine bir türbülansa girdi. Gerilim artıyor. Verileri birazdan konuşacağız ama öncesinde şunu söylemek lazım. Yani savaşın da bir hukuku ve bir ahlakı olur. Çocukların, sivillerin katliamına bir savaş denmez. Burada bir insanlık dramı yaşanıyor, bir katliam yaşanıyor tüm uluslararası toplumun birlikte buna karşı durması gerekir. Umuyorum bir an önce oradaki o vahşet ortadan kaldırılır ve insanların daha fazla bu sıkıntıları yaşamasının önüne geçilir. Şimdi piyasalara bir geçelim. ABD 10 yıllıklar yine 4.80'lerin üzerinde 4.85'lerde. Dolar endeksi güçlü seyrini sürdürüyor 106'nın üzerinde. Altın ve gümüş tabii ki riskler arttıkça, jeopolitik gerilimler arttıkça güvenli liman olma özelliğiyle yukarı hareketlerini yapıyor. Ama hep söylüyoruz ya piyasalar bir takım mazeretler yaratır. Bir şeyler olacaksa mazeretler arkadan gelir. Maalesef bu mazeretler ekonomilerin kötü olduğu dönemlerde, küresel çapta da genellikle sıkıntı verici, insanlığı üzen mazeretler oluyor. Altının onsu 1937 dolarlara kadar tekrar çıktı. Ons gümüşte 23 onlu seviyelerde, 23 dolar 10 sent seviyesinde. Altın gümüş rastlısı ise 84'ün altına geldi. Burada bir oynaklık var ama geçen gün hep konuştuğumuz yayınlarda şunu söylemiştik. Savaş başladığında bir iki gün piyasalar tepki verdi ve sonra sanki hiçbir şey yokmuş gibi bir havayla ilerlemeye devam etti. Ama bu işin yeni başladığını, öyle kısa sürede bitmeyeceğini, günlük piyasa hareketlerinin, yükselişlerin kafa karıştırabileceğini, gerilim netleşmeden, ortalık netleşmeden, toz duman kalkmadan piyasada anlamlı sağlıklı bir analiz yapılamayacağını ve aşağı yönlü trendin, riskli varlıklarda bu riskten kaçış enstrümanlarında da altın gümüş gibi varlıklarda da yukarı yönlü trendin devam edebileceğini konuşmuştuk. Ki nitekim Brent petrol de 91 doların üzerinde. Buradaki yükseliş Türkiye'ye ciddi maliyetler getiriyor ve bu yükseliş maalesef daha da yukarılara gidebilir. 100 doların üzerine geçip hatta daha yüksek seviyelere de gidebilir. Bu da Türkiye için ilave maliyet, ilave enflasyon demek. Bunların hepsini konuşmaya çalışacağız. Şimdi dün biliyorsunuz Cevdet Yılmaz açıklamalar yapıldı, yaptı. İşte 2024 ile 28 arasındaki planlardan bahsedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kalkınma planından bahsetti. Açıkçası ortaya konan hedefler tutabilecek hedefler değil. Ki içeride yaşanan makroekonomik sıkıntıların dışında dünyada hem makroekonomik göründe sıkıntılar var hem de jeopolitik riskler bununla birlikte gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla da burada maliyet unsurları artmaya devam edecek maalesef bizim açımızdan. Türkiye'nin kronik problemi ne hep söylüyoruz. İthalata dayalı bir ekonomiyiz, ithalatçı bir ekonomiyiz, dövize ihtiyacı olan bir ekonomiyiz. Dolayısıyla da burada uluslararası konjonktürde artan maliyetler, dolar endeksindeki artış, petroldeki artış bunların hepsi bize ilave enflasyon ve maliyet olarak yansıyacak. Dolayısıyla ortaya konan hedefler maalesef tutabilecek hedefler değil. Bu da önümüzdeki dönemde özellikle kış aylarından başlayarak Türkiye'de her şeyin fiyatının daha da maalesef artacağının göstergesi. Asıl problem de şu. Yani söylediğimizde hep insanlar kızdı, bazıları anlamadı. Yani tükettiniz bütün kaynakları. Rezervleri tükettiniz. Doları baskılayacağım diye, faizi baskılayacağım diye enflasyonu yükselttin. Ülkenin kasası boşaldı. Rezervlerin tükendi. İşte bugün gelinen noktada en ufak bir dünyada kılganlık olduğunda Türkiye çok daha fazla etkileniyor. Ve bu savaşın Etkilerini en çok hissedecek ülkelerden biri maalesef savaşın içinde olmamasına rağmen Türkiye'dir. Neden Türkiye'dir? İşte söylüyoruz. Petrol fiyatlarındaki artış, maliyetlerdeki doğalgaz fiyatlarındaki artış ve Türkiye'nin ithalatçı bir ülke olması. Bir de Allah korusun inşallah olmaz. İran işin içine dahil dahil olup da Hürviz Boğazı'nı kapatırsa, burada petrol sevkiyatında sıkıntılar yaşanırsa çok inanılmaz seviyeler de ortaya çıkabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Borsaya gelelim. Dün borsada bir yükseliş gördük. 8000'in üzerine attı. Sizde zaten paylaştığım videoda. 8000'in üzerinde, 8100'ün üzerinde kalması önemli diye konuşuyorduk. Ama bir günlük kalması bir şeyi iyileştirmez. Trend tam anlamıyla döndü diyebilmek için ortalığın bir sakinleşmesi gerekir. Jeopolitik risklerin ortadan kalkması gerekir demiştik. Şimdi e, savaş daha da derinleşirken, İsrail gözünü karartmış bir şekilde saldırırken ve bununla alakalı sinyaller gelirken, Ürdün tarafıyla alakalı, Suriye tarafıyla alakalı, İran çıkıp açıklamalar yapıyor, yani... Çin'den başka açıklamalar geliyor. Ortalık ciddi karışık bir toz duman var. Bu yüzden fotoğraf netleşene kadar bu trend zaman zaman yükselişler olsa da ki bunu da birkaç gündür videolarımda söylüyorum. Yani küçük yatırımcı ya bak düşüş bitti, bak yine dipten topladılar, hadi girelim diye girsin diye bir takım yükselişler gelir. Belli bir süre için bu tarz yükselişler realizasyon fırsatı olabilir. En azından belli bir miktar riski azaltmak adına full işlem yapmak istemeyen insanlar olabilir ama riskleri azaltabilmek adına fırsatlar yaratabilir. Bu trend aşağı yönlü devam edebilir. Yani 8000'in altına tekrar geldik. Hızlı bir şekilde haber akışlarıyla bozulan bir yapı var. Sizinle o paylaştığım trend grafiğin üzerinde bir hareket söz konusu. Orada tutunamazsa, gerçekten bu kaleyi savunamazlarsa satışlar sertleşebilir. Bu grafiği tekrar paylaşacağım. Her gün videolarımda paylaşıyorum sizlerle. Burada tutunamazsa satışlar sertleşebilir. Bunun da altını çizmek lazım. O yüzden temkinli bir yapıda hareket etmek şu dönemde önemli. 2-3 haftadır altın ve gümüşten bahsediyorum, dolardan bahsediyorum. Bunlarla alakalı borsa yatırım fonları üzerinden en azından makasa yakalanmamak için işlemler yapılması, portföy çeşitlendirmek ve riski azaltmak adına anlamlıdır diyorduk. İşte o gümüş ve altının onsu düştüğünde 2 hafta önce buralar artık kademeli benim için alım fırsatıdır. Ha, daha düşüremezler mi? Düşürebilir ama alım fırsatıdır. Bundan sonraki süreç için demiştik ve şimdi de yükseldiğini görüyoruz. Maalesef savaşla yükseliyor. Ama küresel güçler, bu oyunu oynayanlar insan hayatını önemsemiyor. Maalesef bir takım kurgularla ilerletiyorlar. Dünya ekonomisini mahvediyorlar. Dizayn etmek için her türlü çabayı gösteriyorlar. Mahvettiklerini düzeltebilmek için, kendilerince tırnak içinde düzeltebilmek için savaşlar çıkarıyorlar. Bunu iki senedir söylüyorum. En son çıktığım birkaç aydır yayınlarda da söylüyorum. Dünyanın önünde büyük bir savaş, büyük bir kriz var diyorum bu hep halının altına süpürülüyor. Hem ABD yönetimi tarafından, FED yönetimi tarafından, hem Çin tarafından. Çin'de gayrimenkul sektöründe ciddi problemler var. Bunu sürekli öteliyorlar. Şirketler ödemelerini yapamıyorlar. Bu ciddi bir balon var orada diyoruz. Çin ekonomisi, Çin hükümeti sürekli burayı tutabilmek için bir şekilde oralara destek veriyor. Ama bu kadar destek verilen bir yapı, yani solunum cihazına bağlanmış bir yapı demek ki sıkıntı olduğunu gösteriyor. Nefes alamayan bir yapı var orada ekonomide. E, ABD tahvil faizlerinin bankacılık sektörüyle alakalı yarattığı sıkıntıyı hep konuşuyoruz. Ama orada da hala halının altına süpürülen bir yapı var. Dolayısıyla o kadar belirsizlik var ki dünyada, buralarda tek bir alana kanalize olup kendini inandırmak yanlıştır. Her zaman alternatif olmak gerekir, her zaman nakit varlıklarda bulundurmak gerekir. Yani döviz cinsinden de olabilir bu. Değerli metaller de sepette olmalıdır ama birileri sizi hep bir fotoğrafa inandırmaya çalışacak. Yani buralardan mutlaka toplar, yine bir el girer devreye, sizi e, sürekli yukarı taşır. Orta-uzun vadede bu zaten olur ama kısa vadede e, çok daha major seviyelere bu endeks düşebilir. Dikkatli olmak lazım. Elbette ki bakın ihtimalleri konuşuyoruz. Yani bunu konuşurken dün bir anda toparlamasını kimse beklemiyordu ama bir şekilde girildi devreye, bir hareket yapıldı. Yatırımcı tekrar bir şeye ikna edildi. Bugün %2 civarında eksi açtı piyasa. Ama hep söylüyorum endeks %2 eksi giderken bazı şirketler %5 gidiyor, %6 gidiyor. Taban yiyenler oluyor. O yüzden buralar son derece kritik. Ama netice itibariyle Türkiye'nin dış finansmana ihtiyacı var. Daha önce de söyledim size bu jeopolitik resim netleşmeden Türkiye'ye gelmeye istekli bile olsa kısa vadeli fonlar bunlar bu jeopolitik gerilimin bitmesini bekleyeceklerdir. Bu da işin diğer bir boyutu. Bunu da altını çizmek lazım. Sakin ve olayları duygusallıktan uzak değerlendirerek piyasaları okumaya çalışmanızı öneriyorum sizlere. Panikle veya aceleyle işlem yapmak yanlıştır ama mutlaka ve mutlaka kendinizi garanti alacak şekilde bir portföy dağılımınız bu tarz dönemlerde özellikle elzemdir kanaatindeyim. Kendinize iyi bakın, bol kazançlı, güzel günler diliyorum.